Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size matematik dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Muhtemelen bu soruların benzerleri yazınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Ağırlıklı olarak 2. yazılıda tabii ki kesirler bol bol öğretmeniniz soracaktır. Belki son bölümde ondalık gösterimlerden de sorular çıkabilir. Tabii onlardan da örnekler aldım. Hemen 1. sorudan başlıyorum. Yukarıda taranmış olarak modellenen kesir kaç tane birim kesirden oluşmuştur diyor. Burada resimden yararlanarak bulabiliriz ya da kesri yazarız buradan bulabiliriz. Yazdığımız kesri bileşik kesre döndürüp üçüncü bir yol olarak o şekilde de bulabiliriz. Gösterelim. Örneğin burada bir bütün kaça ayrılmış? Bakın 8'e ayrılmış. O zaman baştaki tam kısım da ayrılsaydı o da 8'e ayrılacaktı. Ve 8 tane birim kesir bunun içinden çıkacaktı. 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane birim kesir oluyor taralı bölge. C şıkkını işaretleyelim. Diğer yöntemleri de göstereyim. Şimdi ilk önce yazalım. 1 tam 8'de 6. Bu haldeyken de az önce anlattığım gibi tam kısım ve yandakilere bakarak kaç tane olduğunu bulabilirsiniz. Ya da bunu bileşik kesre döndürelim. Öyle daha kolay bulabilirsiniz. Ne yapıyorduk? 1 kere 8, 8. 6'yı da topluyorduk. 14. Yukarıya yazıyoruz. Ve paydamız 8. Bakın bileşik kesir haline geldi. Ve buradaki pay kısmına bakarak 14 tane birim kesir olduğunu anlayabilirsiniz. İkinci soru. Aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diyor. Birim kesirlerin karşılaştırması. A şıkkında 1 bölü 5 küçüktür 1 bölü 3. Bu doğru. Neden doğru? Onu da açıklayayım. Daha sonra diğer şıkları göstereyim. Bakın burada iki tane pasta olduğunu düşünün. Bir parça yemiş birinci pastadaki kişi. Diğeri de bir parça yemiş. Yedikleri parça sayısı aynı. Ama birinci pastanın sahibi 5'e ayırmış. Onun parçaları biraz küçük olmuş. Diğeri pastasını 3'e ayırdığı için daha büyük parçalar var. O yüzden buradaki kişi daha fazla pasta yemiş oluyor. Dolayısıyla 3'te 1 kesri 5'te 1'den büyük oluyor. Bu ifade doğru. 1 bölü 7 büyüktür 1 bölü 10'dan. Bu ifade de doğru. Şunu da hatırlatayım. Pay kısımları aynı olduğunda aşağıdakilerden az olanı seçerseniz büyük olan kesri bulmuş olursunuz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra devam edelim. 1 bölü 25 küçüktür 1 bölü 16. Bu da doğru. 1 bölü 14 büyüktür 1 bölü 9. İşte burası yanlış. İşaret ters konulmuş. Çünkü burası küçük. 1 bölü 9 daha büyük. Cevabımız D şıkkı oldu. 5 bölü 3 eşittir 40 bölü A çarpı 4 eşitliğinde A aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada genişletme yapılmış. Bakın 5 sayısı 40 olmuş. Kiminle genişletmişler? 8 ile çarpma yaparsak 40 oluyor. O zaman aşağıdaki 3 sayısını da 8 ile çarpmamız lazım. Ve 3 çarpı 8 burasının 24 olması gerekiyor. Yani 40 bölü 24 olursa bu iki kesir birbirine eşit ve denk oluyorlar. 24 olması için A harfi kim 4 ile çarpıldığında A harfinin yerine kim gelmesi gerekiyor? 6. Çünkü 6 kere 4 24. O zaman buradaki A harfinin yerine 6 gelecek. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü soru. Yukarıda verilen eşitliğe göre A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. Bileşik kesri tam sayılı yapacağız. Nasıl yapıyoruz? 32 bölü 9 demek 32'yi 9'a bölmek demek. Kaç defa var? 3 kere var. 3 kere 9 27. Çıkarıyorum 5 kaldı. Şimdi nasıl yazıyoruz? Burası tam oluyor. 3 tam. Kalanları üste yazıyoruz. Paydamız 9. Yani 3 tam 5 bölü 9 oldu. A harfi 3, B harfi 5, C harfi 9 ve bunları toplayın diyor. Ne oldu? 3, 5 daha 8, 9 daha 17. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Beşinci soruda açık uçlu bir soru var. Yani şıklar yok. Öğretmeniniz böyle bir alıştırma vererek size bu soruyu da sorabilir. 8 bölü 3 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Neye dikkat edeceğiz? Paydaya dikkat edeceğiz. Bakın sıfırı yaptım. Bir bütün 3'e kesilecek sevgili öğrenciler. O zaman 1, 2, 3 diyorum. Bakın bir bütün 3'e kestim. Fakat 8. adımı işaretleyeceğim için bir bütün yetmiyor. O zaman bir bütün daha kesiyorum. Ne oldu şimdi? 6 parça oldu. 2 tane bütün kestim. Yine yetmiyor. Hemen bir bütün daha kesiyorum. Ne oldu? 3 tane bütün artık yeterli. Çünkü 9 tane parçamız oldu. 8. adıma gideceğim. 3,
6, 7, 8. Yani şurası. İşte 8 bölü 3 kesrini tam olarak burada gösteriyoruz. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi 2 bölü 5 kesrinin genişletilmiş hali değildir diyor. Böyle bir soruda şıkları deneyerek bulabilirsiniz. Şöyle 2 bakın 4 olabilir. 2 kere 2 4 ediyor. Yani 2 ile çarpıyorsunuz. 4 oluyor. 5'i de 2 ile çarparsan 10 oluyor. Evet, bu iki kesir birbirine denk oluyor. 2'yi 3 ile çarparsan 6 oluyor. 5'i de 3 ile çarparsan 15 oluyor. İkisi yine denk oldu. 2'yi 5 ile çarptığımızda 10 oluyor. 5'i 5 ile çarpınca 25 oluyor. Evet, bu ikisi de denk. 2'yi 7 ile çarpınca 14 oluyor. 5'i 7 ile çarptığımızda 35 olması lazım. O zaman buradaki 40 bölü 14 kesri buraya denk değil. Çünkü 35 olsaydı denk olacaktı. O zaman bizim burada cevabımız D şıkkı oldu. 7. soruda bir problem var kesirlerle ilgili. Hangi sayının 20'de 7'si 35'tir diyor. Bakın burada 7 parçasının 35 olduğunu söyledi bize. Biz burada şunu yapmalıyız. 35'i 7'ye bölmeliyiz. Bir parçayı bulmalıyız önce. 35 bölü 7 eşittir ne yapar? 5 yapar değil mi? Bir parça 5. Peki kesrin tamamı kaç parçadan oluşuyor? 20 parçadan. O zaman 20 ile 5'i çarparız. Ne yapar? 100 eder. Demek ki bu sayı 100'müş. Sonra isterseniz kontrol de edebilirsiniz. 100 sayısını 20'ye böldüğümüzde 5 değil mi? 7 ile çarptığımızda 35. Bakın buradaki sonucu veriyor. O zaman doğru yapmışız. 8. soruda çıkarma işlemi var. Yanda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kesirlerle çıkarma işlemi ya da toplama işlemi yaparken payda kısımlarının aynı olması gerekiyor. Burada 24 ve 6 var. O zaman ben bunu genişletme yapmalıyım. Ne yapıyorum? 4 ile çarpıyorum ve genişleteceğim. Niye 4 ile çarpıyorum? Çünkü 24 olmasını istiyorum. Bazen öğrenciler soruyorlar, genişleteceğimiz sayıyı nereden bulacağız öğretmenim, biz nereden bilelim diye. İşte burada neye ihtiyacın var? Senin 24 olmasını istiyorsun. O yüzden 6'nın 24 olması için 4 gerekiyor sana. 4 ile çarpmak lazım. Kendin bulmalısın bunu. Devam edelim şimdi. 11 bölü 24'ü şuraya yazalım. Eksi, bunu da genişletiyoruz. 4 kere 6, 24. Yukarıyı da çarpıyoruz tabii. 4 kere 1, 4. Şimdi artık çıkarabiliriz. Çıkarma yaparken paydan payı çıkarıyoruz. Yani 11'den 4 çıktı 7. Paydaları çıkarmıyoruz. Aynı şekilde 24 olarak yazıyoruz. Yani cevabımız 7 bölü 24. D şıkkını işaretliyoruz. 9. soru. Sayı doğrusunda belirtilen noktalara karşılık gelen kesirler sırasıyla hangileridir diyor. Şimdi burada A harfi var, B harfi var. Fakat birinci bütün 4'e ayrılmış. Diğer bütün 2'ye ayrılmış. Şimdi önce bir A harfini bulalım. 4'e ayrılmış ve 3. adımda bakın 1, 2, 3. adımda. Yani şöyle göstereyim. A harfi için 4'e ayrılmış ve 3. adım işaretlenmiş. Yani bu 4'te 3 olacak. Bakıyorum A, B ve C şıkkı A, B ve D şıklarında var ama C şıkkında ters yazılmış. O zaman bu gitti. Peki öğretmenim bu B ama doğruydu. İyi, B doğru gerçekten. Tam sayılı olarak gösterilebilir ama A doğru değil. O zaman C şıkkını eledik. Şimdi B'ye bakalım. B 2'ye ayrıldığı için bütün bir kere paydamız 2 olacak. Peki payda bakın burada 3 olmadı. Burada 4. Bunlar da gitti aslında. Peki öğretmenim nasıl oluyor? 2'de 3 ya da 3 bölü 2 ne demek? Şöyle düşünün. A harfini buradan silsek. A harfi yok farz edin. Şimdi bu sayı doğrusunda B harfi burada ve 1 bütün 2'ye kesilmiş ya. O zaman buradaki kesir de 2'ye kesilecekti. Sadece B harfi gösterilseydi. Ve bakın 1 bütün 2'ye kesildiği için payda 2 oluyor ve 3. adım oluyor bakın. 1, 2, 3. adıma B konmuş. O yüzden 3 bölü 2 oluyor. Yani burada ne kaldı? A şıkkı olacak cevabımız. Doğru gösterim bu şekilde. Gelelim 10. soruya. Bir tam 12 bölü 19 kesri bileşik kesir olarak yazıldığında pay ve paydasındaki sayıların toplamı kaç olur diyor. Hemen bileşik kesire döndüreceğiz. Yani 1 çarpı 19, 19 oluyor. 12 ile topladığımız zaman 31 yazalım. 31 bölü 19. İşte bileşik kesir oldu. Ve diyor ki pay ve paydasındaki sayıları toplayın diyor. 31 ile 19'u toplayalım. Artı 19 ne yapar? 50 yapar. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. 11. soru. 6 bölü 11 eşittir 60 bölü A artı 45 eşitliğinde A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir diyor.
Şimdi yine genişletme yapılmış. 6 60 olmuş. Kiminle çarpmışlar? 10'la çarpmışlar. 6 çarpı 10 60 ediyor çünkü. O zaman 11'i de 10'la çarpmak lazım. O zaman bu buradaki ifadenin 110 olması lazım. 11 çarpı 10 110. Yani A artı 45'in yerine 110 gelmesi gerekiyor. 110 olması için 45 var zaten. A harfine kimi koymalıyım? 110'dan 45'i çıkarırsam A harfinin yerine kim gelecek bulacağım. Çıkmıyor. 10'dan 5 çıktı. 5. Ne oldu? 65 oldu. O zaman cevabımız B şıkkı oldu. İşaretledim. Ondalık gösterimlerle ilgili şöyle sorular gelebilir. Aşağıda okunuşları verilen sayıların ondalık gösterimini, ondalık gösterimi verilen sayıların ise okunuşlarını yazınız diyor. Bakın 5 tam 1000'de 8. Şimdi tam kısmı yazıyoruz. 5 tam. Virgülümüzü koyduk. 1000'de diyor bakın. 1000'de dediğinde bu virgülden sonra 3 tane basamak olması lazım. Yani bazen öğrenciler şöyle yapıyor. 5,8 yapıyor. Bu yanlış. Çünkü 5 tam 10'da 8 bu. Böyle değil. 1000'de dediği için 3 basamak gerekiyor. 8'i en sona göndereceğiz. Yani 0,0,8 yazacağız. İşte doğru gösterim böyle. 0 tam %26. 0 tam dedi. %26 yüzde dediği için 2 basamak gerekiyor. 26'da zaten 2 basamak var. Doğrudan yazıyoruz. 0,26 oldu. 100 tam 1000'de 1. Bakın 100 tamı yazdım. Sonra 1000'de dediği için 3 basamak gerekiyor. Sadece 1 var. O zaman 0,01 oluyor. Yani 100 tam 1000'de 1 bu. Şimdi bunun okunuşunu yazalım. Bakın 0 tam. Yazalım. 0 tam. Dedikten sonra kaç basamak var? 3 basamak. O zaman 1000'de diye yazmalıyız. 1000'de kaç? 11. 1000'de 11. İşte okunuş bu. 0 tam. 1000'de 11. Şunu yazalım. 2 tam var. 2 tam. Bakın 2 basamak olduğu için yüzde demeliyim. 2 tam yüzde kaç? 4. İşte bu kadar. 13. sorumuz. 38 tam 1000'de 396 ondalık kesrindeki 9 rakamı hangi basamaktadır diyor. Şimdi yazalım ilk önce 38 tam. 38 tam. 1000'de 396. Bakın 3 basamak. Zaten 396 yazdığım zaman 3 basamak oluyor. Peki 9 rakamı hangi basamakta? Basamak isimlerini hatırlayalım. Tam kısmı zaten biliyorsunuz. Burası onlar basamağı. Burası birler basamağı. Virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağı. Onda birler. Basamak isimlerini de hatırlatmak için bu şekilde yazıyorum. 9'un olduğu yer yüzde birler basamağı. Bize bunu soruyor zaten. O zaman cevap C şıkkı. Diğerinde söyleyelim. 6'nın olduğu yerde binde birler basamağı. Basamak isimleri bu şekildeydi. Evet, bu soruyla videomuzun sonuna geldik. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.